Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 6-12 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, evet 5 Temmuz'da meydana gelen Oğlak Burcu'ndaki ay tutulmasının enerjileriyle haftaya başlıyoruz. Bu haftada gündemimizde olacak bu tutulma etkileri. Sizler için ayrıntılı bir video hazırladım. Henüz izlemediyseniz Astrofone Demet Bahtacı YouTube kanalındaki ay tutulması videomuzu izleyebilirsiniz. Güneş Yengeç Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. Merkür yengeç burcunda geriliyor bu hafta boyunca az kaldı 12 Temmuz'da Merkür retrosu artık sona erecek. Evet bu hafta başından itibaren bazılarımız kariyerimizle ilgili sorumluluklar görevler, bazılarımız ailevi alandaki mesuliyetler, görevler için daha fazla motive olabiliriz. Zaman zaman tabii ki Merkür retrosu bir şeyleri geciktiriyor erteleyebiliyoruz ya da istem dışı, Hedeflerimizi, çalışmalarımızı ortaya koymak istediğimiz planlarımızı İslam dışı geciktirebiliyor. Bunlarda sabırlı olacağız. İletişim konularına dikkat edeceğiz hem aileyle iletişimlerimize hem çalışma ortamımızı üstlerimizle, iş arkadaşlarımızla olan ilişkilerimize dikkat edeceğiz. Çünkü Merkür bu hafta ortasında Koç burcundaki Marsa dik açı yapacak. Şimdi Merkür Mars karesi önce bir burç ikisi de siz de öylesiniz. Dolayısıyla sizi biraz etkiler. Hem eşinizle ilişkilere dikkat edin, hem arkadaşlarınızla, aile üyeleriyle gereksiz böyle tartışmalar, fikirsel ayrılıklar olabilir, münakaşalar olabilir. Bunlara zemin hazırlayacak koşullar oluşabilir. Temkinli olursak, dikkatli olursak, çok fevri, sabırsız davranmazsak ya da karşımızdaki kişilerin bu tarz davranışlarına karşı biraz daha toleranslı ve anlayışlı davranırsak çok da sorun çıkmadan idare edebiliriz. Kazalara karşı da tabii ki dikkat edelim. belki kullandığımız araç gereçlerde bile hani düşmeler olabilir, böyle kırılmalar, bozulmalar olabilir bunlara da dikkat edeceğiz. Evet hafta başı pazartesi öğle saatlerinde Ay Kova burcuna geçecek. Çarşamba gecesine kadar Ay Kova burcunda size güzel bir destek açıda olacak aslında. Duygusal enerjinizi güçlendirecektir. Yaratıcılığınız da artabilir. Keyifli bir geçiş bu biraz da eğlenebileceğiniz, sosyalleşebileceğiniz koşullar oluşabilir. Hem sevdiğiniz kişilerim arkadaşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Ee, belki dışarıda zaman geçirmek, belki özel bazı aktiviteler içerisinde olmak mümkün. Çocuklarınız varsa onlarla da eğlenebileceğiniz, hani birlikte aktiviteler yapabileceğiniz günler. Çarşamba gecesinden itibaren ise ay balık burcunda olacak. Perşembe, ve Cuma biraz daha hani iş konuları, günlük hayatınızdaki sorumluluklar, mesleğinizle ilgili konular belki evinizdeki düzenlemeler, hani işler, detay gerektiren konular öne çıkacak gibi görünüyor. Sağlığınızla da ilgili kontrolleriniz olabilir, bakımlarınız, kişisel bakım ve benzeri uğraşlarınız olabilir. Hafta sonunda ise Ay Koç burcunda hafta sonu paylaşıma dönük olacağız. Eşimizin, karşımızdaki kişilerin beklentileri öne çıkacak. Zaten onlar şu aralar Mars'ta koçta olduğu için daha bir aktif, daha enerjik görünüyorlar, daha talepkar olabilirler. Sizin de biraz daha onların beklentilerine, arzularına, isteklerine belki cevap vermeniz ya da uyum göstermeniz gerekecek. İşte hafta sonu bu anlamda her türlü ilişki, dinamiğiniz ve paylaşımlar belirleyici olacak gibi görünüyor ama lütfen gerilmeyin Mars burada zaman zaman daha önceden de uyarmıştık ilişkilerinizde karşınızdaki kişilerle ilişkilerde partnerinizle ilişkilerde biraz mücadele de gerektirebilir biraz tartışmaya da açık bir zemin oluşturuyor e, mümkün olduğunca dengede kalmaya çalışalım sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim hoşçakalın.